Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis mi nefis pastane poğaçası yapıyoruz. Malum okullar yaklaşıyor, çocukların beslenmesine ne koyacağız diye düşünüyoruz. Bu da çok güzel bir alternatif olacak bence size. Hadi birlikte tarifimize geçelim. Bir su bardağı ılık su, bir paket kuru maya, 3 yemek kaşığı şeker iyice çırparak eritiyoruz. Erittiğimiz 125 gram tereyağı ve yarım su bardağı sıvı yağ da ekliyoruz. Üç yemek kaşığı yoğurt, 2 yumurta birinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalan yumurtamı da ekleyip iyice çırpıyorum. Unun yarısını da ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamada unu eklemiyoruz. Unu eklersek mayanın şişmesini engeller ve hamurumuz mayalanmaz. Yanlışlıkla yaklaştırdım ama son anda aklıma geldi. Evet, kalan unumuzu da ekleyip bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz hamurumuzu. Arkadaşlar, tuzu sonradan eklememiz gerekiyor. Bu önemli bir püf nokta. Tekrar hatırlatmak istedim. Lütfen tuzu baştan eklemeyin. Hamurunuz mayalanmayacaktır yoksa. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Zaten yağlı olduğu için ele yapışmıyor. Ne kadar yumuşak olursa olsun ele yapışmıyor hamurumuz. Üzerini kapatıp en az 1 saat oda sıcaklığında mayalandırıyoruz hamurumuzu. Evet, gördüğünüz gibi ben unu yavaş yavaş ekleyip iyice hamurumu yoğurdum. Üzerini kapatıp en az 1 saat bekletmeniz gerekiyor, mayalandırmanız gerekiyor. Üzerine temiz bir bezle iyice sarıp 1 saat bekletelim. Evet, dinlendirdiğimiz hamurumuzu gördüğünüz gibi pufidik pufidik oldu. Harika bir hamur oldu. Tekrar hamurumuzu toparlayıp masamıza alıyoruz. Hafif unlayarak masamıza alıyoruz. Gerçekten çok beğenildi arkadaşlar. Mutlaka denemenizi istiyorum. Çocuklarınız da bayılacaktır. Yani pastane poğaçasından hiç farkı yoktu. Ben biraz büyük bezeler aldım. Siz daha da küçültüp poğaça sayınızı arttırabilirsiniz. İyice yuvarlayalım elimizde. Yani içine peynir, zeytin ezmesi istediğiniz karışımı da ekleyip de yapabilirsiniz. Ben bugün sade tercih ettim. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi alıp en az 15-20 dakikada tepsi mayası veriyoruz. Üzerini kapatıp. Evet, elimizle hafif bastırdıktan sonra tepsi mayasını alabiliriz. Bu arada yumurta sarısını ayırmıştım. Ona da birazcık süt ve zeytin, birazcık süt ve sıvı yağ ekleyip yumurtayı açtım biraz. Sonra da üzerine poğaçalarımın üzerine sürüp çatalla şekil verdim. İster çörek otu, isterseniz de susam serpebilirsiniz. 200 derece önceden ısıtmış oldum fırına. Öncelikle 10 dakika pişirdim. Bu da önemli bir püf nokta. Önce fırınımızın ısısını yüksek tutuyoruz ki bir anda şişsinler. Daha sonra 150 dereceye düşürdüm ve iyice kızarmalarını bekledim. Bu önemli bir püf nokta. Bunu mutlaka uygulayın arkadaşlar. Evet, poğaçalarımız hazır. Sıcak olduğu için çok dokunamıyorum. Elim yandı resmen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.